1933 sonrası Almanya'da Hitler zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Almanca konuşan mülteci aydınlar arasında Ernst Reuter'in özel bir yeri vardır. Reuter, Yahudi olmadığı halde demokrat ve mücadeleci kimliğiyle Hitler'in şimşeklerini üzerine çekmiştir. Türkiye'den Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı davet hem onu Hitler'in bataklığından kurtarmış hem de ülkemize müthiş bir birikim kazandırmıştır. Es war die junge Republik Türkei, die ja 1923 gegründet wurde und schon 10 Jahre später öffnete dieses Land unter der Führung von Mustafa Kemal Atatürk seine Türen, um diesen Wissenschaftlern und Akademikern einen Aufenthalt zu gewähren. Und niemand wusste damals, wie lange dieser Aufenthalt dauern würde. Im Falle von Ernst Reuter und anderen hat er mehr als 10 Jahre gedauert, nämlich von Mitte der 30er bis Mitte der 40er Jahre. Und das war eine großzügige Asylgewährung, die einen Teil unserer deutsch-türkischen Geschichte ausmacht und ein Grundpfeiler der menschlichen Brücke ist, die damals wie heute von Menschen, die in der Türkei leben und in Deutschland leben, gebaut wird. Ernst Reuter sıradan bir aydın değildi. 1889'da doğmuş, Marburg, Münih ve Münster üniversitelerinde tarih, coğrafya, ekonomi ve Almanca dallarında öğrenim görmüştür. 1912-1932 yılları arasında Alman Komünist ve Sosyal Demokrat Partilerinde genel sekreterlik gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 4 Haziran 1935'te Türkiye'ye gelen Ernst Reuter, önceleri İktisat ve Ulaştırma Bakanlığı'nda çalıştı. Görevi dolayısıyla Anadolu'da birçok ili dolaştı. Daha sonra çağrı üzerine Siyasal Bilgiler Okulu'nda öğretim üyeliği görevine başladı. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Reuter sadece Türkiye'deki kent bilime, belediye maliyeciliğine, belediye yönetimine teorik planda katkısı bulunmakla yetinmiş bir kimse değil. Bu alanda çalışacak öğrencilerin çok iyi bir şekilde yetişmesinde önemli katkılarda bulunmuş. Ayrıca bence en önemlisi önemli kişilik özelliklerine sahip olan ve bu kişilik özelliklerini öğrencilerine taşımayı başarmış çok önemli bir devlet adamıydı Ernst Reuter. Bunu konuşmalarında, yazılarında ve onunla çok yakın temas halinde bulunmuş olan öğretim üyelerinden duyduklarımızda çok açık bir şekilde görmekteyiz. Şimdi Ernst Reuter bir de diğer Alman öğretim üyeleri gibi Türkçeyi hemen öğrenmiş ve Türkçe konuşan bir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu bakımdan da halkla ilişkilerinde, öğrenciyle ilişkilerinde çok iyi bir iletişim kurabiliyordu. Kendisini bisikletiyle Bahçelievler'den Mülkiye'ye gelen bisikletli ve siyah bereli hoca, Alman hoca diye halk tanıyordu ve saygı besliyorlardı. Ernst Reuter bir kere kent içi ulaşım ekonomisiyle ilgili bir kitap yazıyor. Bir de işte şehir planlamasının uygulanmasıyla ilgili dersleri yürütüyor. Bu bakımdan o zaman mezuniyet tezleri hazırlanırdı.
O dönemde mezun olan abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz ondan ödev olarak ayrı bir eğitimden de geçmiş oluyorlardı. Böylece bir katkısını da belirtmek isterim. Ernst Reuter 1946 yılında savaş sonrası yakılmış yıkılmış Almanya'ya geri döndü. Güçlüklerle dolu bir zaman diliminde Berlin Belediye Başkanı oldu. Bu görevde yıldızlaştı ve Time dergisine göre dönemin dünyayı yöneten 10 kişisinden birisi oldu. Berlin Belediye Başkanlığı'na 2 kez seçildi. Wir unterschätzen unseren Gegner nicht. Wir wissen, dass eine grausame, brutale, rücksichtslose, aggressive, imperialistische Macht den Willen hat, uns in die Knie zu zwingen. Und ich wiederhole, wir haben Nein gesagt. Wir werden wieder Nein sagen. Und wir werden Nein sagen, solange ein Atemzug in uns lebendig ist. Almanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en önemli adaylarından biriyken vefat etmiş ve geride birçok kitap, eser, insan ve anı bırakmıştır. Her zaman iki vatanı olduğunu söyleyen Reuter, her iki vatanında da derin izler bırakabilmiş ender kişilerden biri olmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Fehmi Yavuz, onu şöyle tanımlar. Politikacı Reuter Almanların, bilim adamı Reuter ise Türklerindir.